Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Ortak mücadele etmemiz gerekir. Yapılmış olan toplantı olgunluk içerisinde gelişmiştir. Başbakan Binali Yıldırım'ın muhalefet liderleriyle görüşmesinden teröre karşı ortak mücadele çıktı. Açıklamada birlikte yapıldı. Çankaya Köşkü'ndeki terörlü mücadele gündemli zirve 2,5 saat sürdü. Başbakan Binali Yıldırım terörlü mücadelede atılan adımları, alınacak kararları paylaştı. Muhalefet liderlerinin görüşlerini aldı. Önerileri oldu. Onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmada, alınacak her türlü kararda, yasal düzenlemelerde Sayın Genel Başkanlar gerekli katkıyı sonuna kadar vereceklerini ifade etmişlerdir. Başbakan Türkiye'nin yeni güvenlik stratejisini hatırlattı. Her şey Türkiye için vurgusu önemliydi. Suriye'de, Irak'ta devam eden terörle mücadele faaliyeti bir beka sorunudur. Ülkemizin gelecek sorunudur. Burada içeride ve dışarıda kim ne söylerse söylesin bizim açımızdan anlamı yoktur. Anlamı olan Türkiye'nin birliği, beraberliği, toprak bütünlüğünün devam etmesi, milletimizin kardeşliğinin zarar görmemesidir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörlü mücadelede uzlaşmaya dikkat çekti. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu. Kılıçdaroğlu yürütülen çalışmalara destek vereceklerini açıkladı. Türkiye süratle olağan bir sürecin içine gelmeli ve terör olayları bitirilmelidir. Terör bir siyasi partinin tek başına çözeceği bir olay olmanın da ötesinde bütün siyasi partilerin, bütün vatandaşların, bütün sivil toplum kuruluşlarının ortak sorunudur. Bu ortak soruna karşı ortak mücadele etmemiz gerekir. Ve Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı terörle mücadele ve teröre karşı tutumunu bir defa daha dile getirdi. Yapılmış olan toplantı milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler terörle mücadelede kesin ve acımasız bir kararlılıkla mücadelenin sürdürülmesini talep etmektedir. Bunun da uygulamalarını önümüzdeki günlerde görüleceği inancıyla Sayın Başbakan'a ve Sayın Genel Başkan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.